Sevgili seyirciler, insanlar dünyada ne kadar muazzam imkanlara sahip olurlarsa olsunlar, onların gönlünde, onların içinde her zaman için bir korku olur. Elindekini, avucundakini korku, kaybetme korkusu. Bir gün hayatının sona erme korkusu. Beklemediği bir takım korkunç ve dehşetli durumlarla karşılaşma korkusu. Maddi ve manevi korkular insanların huzurunu yok eder. İnsanları huzursuz eder. İnsanlar işte bu korkularla hayatın lezzetini, tadını kaybederler. İnsanların en büyük emeli korkusuz, tasasız, kedersiz, üzüntüsüz bir hayata kavuşabilmektir işte. İslamiyet de insanların dünyada da ahirette de gerçek manada huzura korkulardan uzak, korkulardan tamamen kurtulmuş, her bakımdan huzur ve rahatı bulmuş, itminana kavuşmuş, her türlü keder ve üzüntüden tamamen kendisini halas etmiş bir ruh haleti içinde insanlar yaşamak isterler. İşte Cenab-ı Hak gerçek dostlarına bunu vaat ediyor Allahü Teala Hazretleri. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili pek çok ayet-i kerime var. Bugün okuyacağımız bu Yunus suresinin ayet-i kerimelerinde Allahü Teala Allah dostlarının her türlü korkudan ve hüzünden kurtulacaklarını müjdeliyor Cenab-ı Hak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Yine harfi tenbih ile başlıyor ayeti kerime. Dikkat edin. İyi bakın, aklınızı başınıza alın. Allah dostlarına korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Her türlü üzüntüden kurtulur, kederden, tasadan halas olurlar. Allahü Teala'nın tebşiridir bu. Ne büyük müjde! Hem korkudan hem üzüntüden kurtulacaksınız. İnsanlar bütün dünyalara sahip olsalar, dünyada her şey onların olsa bu nimete yine de kavuşamazlar. Çünkü ellerinde, avuçlarında bulunan şeyleri günün birinde kaybetme endişesi ve korkusu onları kemirir bitirir. İşte bu dehşetli hastalıktan, korkudan ve hüzünden kurtulmanın ilacı Allah dostu olmaktır. Veli kelimesinin çoğulu evliya. Allahü Teala'nın dostları, Cenab-ı Hakk'ın sevdiği insanlar bu büyük nimete kavuşuyorlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Bunların sıfatı, özelliği nedir? Onlar iman etmiş ve Allahü Teala'nın emirlerine sıdku sadakatle, büyük bir samimiyetle içlerinden gelerek saygı göstermiş kimselerdir. Allah'ın yasaklarından, Cenab-ı Hakk'ın haram kıldığı şeylerden sakınan kimselerdir bunlar. Allah dostluğuna ve bu mertebeye ulaşabilmek için onlara koşulan şart, onlar için beklenilen, onlardan beklenilen vazife evvela iman etmek, sonra da bu imanın gerektirdiği şekilde Allahü Teala'nın emirlerine saygılı olmak. Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahira. İşte onlar için dünyada da ahirette de müjde vardır. Onların sadece ahiret hayatı değil, dünya hayatları da mamurdur. Onlar mutluluğu, bu mutluluğu daha dünyadayken tatacaklardır. Allahü Teala'nın lütfu keremine bakın. Müminler dünyada da bu zevki, bu hazzı tatacaklar, bu mutluluğa ereceklerdir. La tebdile li kelimatillah. Allah'ın hükmü için, Cenab-ı Hakk'ın verdiği söz için herhangi bir değişme ve onun bir halden diğer bir hale dönüşmesi söz konusu değildir. Allah'ın hükmü için değiştirme kimsenin yetkisi altında değildir. Cenab-ı Hak bir şeyi vaat etmişse o aynen gerçekleşecektir. Zalike huvel fevzül azim. Allahü Teala'nın bu insanlara lütfettiği ve müjdelediği bu büyük makam, bu büyük nimet büyük bir başarıdır.
Allahü Teala'nın rızasına uygun hareket etme yolunda gösterilen sabır ve sebatın mükafatıdır ve neticesidir. Fevz, başarı manasında. Gerçek muvaffakiyet Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin bu büyük bir lütfu ve ihsanıyla ele geçmiş bir muvaffakiyettir bu. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ Onların seni herhangi bir şekilde aşağılamaya ve senin söylediklerini inkara yönelik sözleri seni mahzun etmesin. Kafirlerin, inkarcıların davranışları ve sözlerinden mahzun olma. اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا Her türlü şeref ve haysiyet, her türlü üstünlük Allah'a aittir. İnsanlar bu dünyada kendilerinde bir varlık görerek, sözün ve kudretin kendilerinde olduğunu zannetmeleriyle herhangi bir yere varamazlar. Onların bu iddiaları boştur. Gerçek manada izzet, şeref, haysiyet, gerçek değer Allah katındadır. Huve's-semi'ul alim. Allahü Teala insanların bütün söylediklerini ve yaptıklarını duyar, işitir ve her şeyden haberdardır Cenab-ı Hak. Ela inne lillahi men fi's-semavati ve men fi'l-ard. İyi bilmiş ol ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi aslında Allah'a aittir, Allah'ındır. Cenab-ı Hakk'ın mülkiyeti altındadır. وَمَا يَتَّبِعُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُرَكَى İnsanların Allah'ı bırakıp da başka bir takım aciz varlıklardan medet ummaları, onlara dua etmeleri, Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinden başkasına tapmaları, onların Allah'a şirk koştukları, ortak olarak düşündükleri bir takım aciz varlıklardır onlar. اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُسُونَ Onlar bu davranışlarıyla son derece boş ve manasız bir tahmin ve zan peşinde koşuyorlar. Onların bu konuda kendi davranışlarına bir nevi dayanak ve mesnet göstermek için izaha kalkıştıkları, açıklamak istedikleri bir takım şeyler aslında yalan ve hilaf-ı hakikat sözlerden ibarettir. Onların gerçeğe dayanan, hakikati ifade eden hiçbir sözleri yoktur. Onlar yalan söylüyorlar. Söyledikleri şeyin tutarlı ve mesnetli hiçbir yönü yoktur. Onlar kendilerini justifiye etmek, haklı göstermek maksadıyla ne söylüyorlarsa onların bütün söyledikleri yalandan ibarettir. هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا ف۪يهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri gündüz çalışmalarınızla, sarf ettiğiniz mesai ile, çalışma cehdü gayretlerinizle vücudunuzda bedenen meydana gelen yorgunlukların bertaraf edilmesi ve sükunet bulmanız, dinlenmeniz için geceyi yaratmıştır Cenab-ı Hak. Gece karanlığı ortalığa çökünce Cenab-ı Hak size bir uyku nimeti ihsan etmiştir. Bu suretle kaybettiğiniz, sarf ettiğiniz enerjileri tekrar toplayabilme imkanını size lütfetmektedir Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri. Ve gündüzü aydınlık, her türlü imkan işlerinizi yapabileceğiniz müsait bir şart, müsait bir zemin içerisinde yaratmıştır Cenab-ı Hak. Bu suretle gündüzün çalışma, cehdü gayret gösterme, her türlü faydalı aktiviteyi gerçekleştirme imkanını bulursunuz. Allahü Teala'nın geceyi ve gündüzü yaratmış olmasında sizin için büyük nimetler vardır. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri sizin sükunet bulmanız, Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği istirahat ve dinlenme imkanlarına kavuşmanız için Cenab-ı Hak size geceyi yaratmış, gündüzü de her türlü çalışmalarınızda faydalı mesailer, cehdü gayretlerle son derece mükemmel işler gerçekleştirebilmeniz için gündüzü de aydınlık yaratmıştır Cenab-ı Hak. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yesme'ûn. Bütün bunlarda
gerçeği işitebilen, hakkı duyan kimseler için fevkalade büyük ibretler, düşündürücü noktalar vardır. İnsanlar günlük hayat içerisinde deveran eden, birbirini takip eden günlük hayatın hadiseleri içerisinde şöyle bir sakin kafayla düşünecek olurlarsa, son derece ilahi kudretin, Cenab-ı Hakk'ın azametinin delillerini, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünün işaretlerini görebilirler. قَالُ اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ İnkarcılardan bir kısmı, müşrikler dediler ki Allah-u Teala kendisi için bir çocuk edindi, haşa. Cenab-ı Hak bundan münezzehtir. Cenab-ı Hakk'ın çocuğa ne ihtiyacı var? Bütün kainat onun. Bizim gibi insanlar yaşlandığı zaman, muhtaç ve alil duruma düştüğü zaman kendisine yardımcı olsun, elinden tutsun, hizmetlerini görsün diye kız veya erkek çocuklarına ihtiyaç duyarlar. Onların hizmetinden medet umarlar. Allahü Teala herhangi bir şeye muhtaç değil ki, insanlara Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bu ihtiyacından dolayı insanlardan bir kısmını kendi hizmetine tahsis etsin. Bütün kainat onun. Huvel gani. O her şeyden müstağnidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur Cenab-ı Hakk'ın. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur zaten. İn indekum min sultanin bihaza. Bu konuda Allah'ın haşa bir çocuğa ihtiyacı olduğu konusunda Cenab-ı Hakk'ın insanlardan veya diğer mahlukattan herhangi birine muhtaç olduğu konusunda sizin hiçbirinizin yanında, katında bir deliliniz yok. Neye istinaden böyle konuşuyorsunuz da bir takım asılsız, esassız, bir takım batıl şeyler, iddialar ortaya atıyorsunuz? اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Allah-u Teala hakkında bilmediğiniz şeyleri neden söylüyorsunuz? Neden bilir bilmez sözlerle kendinizi müşkil durumda bırakıyorsunuz? Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine karşı suçlu duruma düşüyorsunuz. قُلْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ Allah'a yalan isnat edenler, Allah'ın bildirmediklerini Allah böyle söyledi diyerek uyduranlar felaha ermezler. Onlar için kurtuluş ümidi yoktur. Meta'un fid dünya. Onlar dünyada kısa bir süre dünya nimetlerinden istifade edecek, oyalanacaklardır. Meta kelimesi istifade etme, faydalanma, temettü de buradan geliyor. Bir şeyin herhangi bir şekilde nevasını, karını, faydasını elde etme manasında kullanılıyor. Kul temette bikufrike kalila. İnkarınla dünya nimetlerinden bir süre yararlan bakalım. Ayet-i kerimede, bir başka ayet-i kerimede öyle buyuruluyor. Meta kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. Mal, mülk manasına geldiği gibi kısa bir süre dünya nimetlerinden yararlanmak. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri öyle buyuruyor. Meta'un fid dünya. Bu sizin yaptıklarınız dünyada kısa bir süre avunma ve oyalanmadan ibarettir. Sümme ileyna merci'uhum. Sonra sizi, onların dönüşü, bu şuursuz insanların rücu edecekleri, varacakları akıbet Allahü Teala Hazretlerinin huzurudur. Bize döneceksiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Sümme nüziquhumul azabe şedide. Sonra onlara bu gaflet ve inkarlarının neticesi olarak dehşetli ve şiddetli azabı tattıracağız buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah korusun. Bima kanu yekfurun. İnkarlarından dolayı Allah'ı, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini küçümsemelerinden, Allah'ın emrine karşı gelmelerinden dolayı onlara hak ettikleri azabı tattıracak, onları perişan edeceğiz buyuruyor Allahü Teala. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun.